Çocuklar nasıl? Hepsi iyi. Mişrim'e gelmeyi çok istedi. Getirseydin keşke. Sizi yormasını istemedim. Malum çok hareketli. Paşam, siz nasılsınız? Sağ olun. Siz? Afiyettesinizdir inşallah. Huzurlu olmak için elimden geleni yapıyorum. Hürrem. Validem rahatsızlandığımı duymasın. Ziyadesiyle etkiler... Sultan. İyi misiniz? Geliyor. Bebek geliyor. Hekim kadını çağırın. Nefes alın, nefes. Sultan. Derin nefes. Yanınızdayım Sultan. Derin nefes. Yanınızdayım. Sakin olun. Beni yarı yollayın, saraya haber versin. Sakin. Sakin, yanınızdayım. Yanınızdayım, sakin olun. Bir şey yapın. Bir şey yapın. Sultan. Metanetinizi koruyun sultanım. Bana ver. Yaşayacak değil mi? Bir şey yok oğlum. Sultanım korkma. Bebeğin senin kucağında artık. Bundan sonra her şey iyi olacak. Sen kurtardın. Ne dilersen dile benden. Sultan, iyi ol. Bana yeter. Müsaadenizle ben saraya gidiyorum sultanım. Erken gelin olur mu? Yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız değilsiniz sultanım. Ben gitmeyeceğim, buradayım.
Merak etmeyin, gecikmeyeceğim. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Gel kalfa. Sultanıma iyi bak. Merak etme kardeş. Yine başladı. Mehmet'in kesin bir yeri ağrıyor. Hasta. Nigar, çabuk koş hekim çağır. Sultanım, telaşlanmayın. Acıkmıştır o. Daha yeni doyurdum karnını. O vakit altını pislemiştir. Verin ben temizleyeyim. Senden akıl isteyen yok Nigar Kalfa. Sana hekim çağır dedim. Melekler gibi uyuyor. Senin sayende Hürrem. Bir isteğin olursa çekinme. Söyle. Sağ olun. Biz deneyelim artık. Validen bekler. Sultanım. Bir diyeceğim var size. Aslı astarı var mı bilmiyorum. Lakin bilmenizde fayda var. Duyunca canım çok sıkıldı. Neden bahsediyorsun? Bir şey mi oldu? Korkutma beni Hürrem. İbrahim Paşa'mız bir av köşküne gelip gidermiş ne zamandır? Av köşkü mü? Bir kadın varmış orada. Buralı değil, muhtemelen Venedikli bir kadın. Saçmalıyorsun Hürrem. Kendine gel. Ben inanmadım. Ama kulağıma gelince size söylemeden edemedim. Çık dışarı. Başlayın be. Çık dışarı dedim. Beni yalnız bırak. Sen odaya çık. Külfem Hatun bebeğin yanında zaten. Lafımı ikiletme bana. Sultanım.
Oğlum nasıl Mehmet'im? Bütün gün gözümde tüttü. O kadın kim? Anlamadım. Av köşkünde görüştüğün kadını soruyorum. Siz nasıl... İbrahim cevap ver bana. Kim o kadın? Sultanım düşündüğünüz gibi bir şey değil. Demek doğru. Av köşkünde bir kadın var. Ve sen oraya gidip geliyorsun. Öyle mi? Evet, doğru. İbrahim nasıl? Yapmayın sultanım. Düşündüğünüz gibi bir şey değil. Ne o zaman? Söyle. Kim o kadın? Lakin her şeyi ben size anlatamam. Vazifem gereği. Devlet-i Aliye'nin yararı için. İbrahim sen kimden neyi saklıyorsun? Senin vazifen benim aileme hizmet etmek. Devlet-i Aliye benim. Unutma ki beni kaybederse çok kıymetli vazifelerini de kaybedersin. Sana duyduğum aşkın, saadetin karşılığı bu mu olacaktı? Ben burada oğlunuz için acı çekerken sen başka bir kadınla gönlümü eğlendiriyordun. Sultanım istirham ederim, daha sonradan pişmanlık duyacağınız sözler sarf etmeyin. Asıl pişmanlığım sen olmayasın İbrahim. Neler duyuyorum. Gözümün sizden başkasını görebileceğine nasıl inandınız? Beni size aldatmakla nasıl suçlarsınız sultanım? Konuş o zaman. Anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Ne yapıyorsun burada? Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum. Ben de sesler duyup geldim. Malum sultanımızın asabı bozuk bu aralar. Başımız da geç geldi, ona kızdı galiba. Durma burada, bana yardım et. Yukarı çık hadi. Dinleyin o zaman. Bahsettiğiniz kişi korsanlar tarafından kaçırılmış bir prensestir. Avusturya Kralı Ferdinand'ın kuzeniyle nişanlı. Kendisini hünkârımızın emriyle satın alıp av köşküne yerleştirdim. Ziyaret etmek, durumuyla alakadar olmak benim vazifem. Eğer bana inancınız, güveniniz yoksa hünkârıma sorabilirsiniz. O anlattıklarımı doğrulayacaktır. Şimdi izin verirseniz sultanım oğlumu görmek istiyorum. Thank you.
İbrahim affet beni. Çok utanıyorum. Hürrem Av Köşkü'ne o kadını görmeye gittiğini söyleyince dünyam alt üst oldu. Size söylemem gereken mühim bir mevzu var. Behram Paşa'dan haber geldi. Anadolu'daki isyanın önü alınamıyormuş. Hünkârım isyanı bastırmak için beni görevlendirdi. Hani Ayaz Paşa gidecekti. Hünkârımız böyle uygun gördü. Bunu bana nasıl yapar? Gebeliğim sana hasret duyarak geçti. Oğlumuzu sensiz büyütmeyi beni nasıl mahkum eder? Telaşlanmayın Sultan. Tez zamanda sağ salim geri geleceğim. Kimler gelmiş? Haremin en akıllı hatunu geri dönmüş. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben de diyorum bu taşla, bu ışık nereden geliyor? Ay neler diyorsun Gül'a? Kızım laf mı dinliyorsunuz burada? Dağılın! Vallahi özlettin kendini. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Haremde bu huzur fazla diyorduk. Sultanımızla geldim. Tekrar döneceğim. Ya. Peki rahat mısın orada? Aa. Gül'a. Sen Nigar Kalfa'yı tanımıyorsun. O her vaziyette rahatını sağlar. Çok çalışıyorum. Akşam yatağı zor buluyorum valla. Bebek de gelince gecem gündüze karıştı. O zaman sen burada rahat et. Hiçbir şeye de elini sürme. Kızım. Koş Nigar Kalfa'ya şerbet getir. Soğunda. Koş 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 koş. Sultanım. İbrahim. Oğlumuz çok hasta. Ne oldu birden? Ben çıkarken bir şey yoktu. Aniden ateşlenmiş. Kusmaya başlamış. Bu otlar ne böyle? Zarar vermesin. Ateşe düşmüyordu bir türlü. Her şeyi denemekten başka çaremiz yok. Ahlat otu kaynattım. Onun suyuyla yıkıyoruz paşam. Ateşi düşürür, şifa verir. Olmaz bu böyle. Git başka kim çağır. İyi olacak paşa, merak etmeyin. Hekim kadın, bakar mısın? Düşmüş mü ateşi? Ateşe düşmüş sultan. Daha da düşecek elbet. Merak etmeyin. Altın saçlı oğlum. Hep korkutacak mısın beni böyle? Artık üzülmeyin sultanım. Sultanım. Ne oldu? Nesi var Mehmet'in? Duyunca telaşlandım. Ne de olsa elime doğdu Mehmet'ciğim.
Aniden ateşlendi sultanım. Merak etmeyin. Şimdi iyi. Çok şükür. Siz nasılsınız sultanım? Paşam, affedin beni, dalmışım. Mühim değil. Nigar Kalfa, ben yarın sabah yola çıkıyorum. Hatice Sultanım da sarayda sana emanet. Başka kimseye güvenemem. Gözünüz arkada kalmasın paşam. Ben sizin için buradayım. Yani size ve ailenize hizmet etmek için. Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin etsin. Sağ olasın.